Gel. Ne yaptınız yeğenim? Bir tır geldi. Değeri de yolda. Ya ne diyorsun ya? Şimdi bana bak. Tırları bir kontrol ettiniz mi? Belki boş çıkar ya. Kontrol etmedik dayı. Çünkü Boran abi aradı. Yoldaymış. Ben gelene kadar tırları açmayın, boşaltmayın dedi. Seninle konuşması gereken bir şeyler varmış. Neymiş? Onu ben telefonda nasıl sorayım dayı? Ne konuşacağım varsa söyle, dayım meraktan nefret ederdi. Dedim dayı. Söylemezsen merak etmez dedi. Demedim mi ona benim dayımdan gizli saklım olmaz diye? Onu da dedim dayı. Saklamazsan saklama deyip telefonu suratıma kapattı. Arkadaş, hep mi cinsler bizi buluyor ya? Malları buraya gönderiyorlar. Paraları sen saklayacaksın diye. Ondan sonra telefonu açar. Diyor ki bana, ben gelmeden tırları boşaltmayın. Boran neyin peşinde Kemal? Tekin abi arayıp sorayım mı dayı? Öyle bir ara bakayım. Abi hoş geldin. Kemal arıyor Orhan'ı. Babam aratıyordur abi. Merak etmiştir. Ver bakayım sen bana telefonu ver. Alo Tekin abi. Yalnız mısın? Gökteki yıldızlar kadar yalnızım Kemal'im. Hayırdır, niye arıyorsun Tekin abini? Boran, sen misin? Benim. Geldim zaten. Neredesin? Merdivenlerdeyim. Buradalarmış Kemal. Kapattı lan. Bittik Tufan abi, bittik. Vallahi de billahi de bittik. Ağzını hayra aç. Nereye bitiririz? Yani ben değil de sen kesin bittin. Niye biteymişim ya? De bakayım onu bana. Anlat Tekin'cim. Anlatayım babam. Tufan'a seni kalpazanlıktan hapse atacaklar. Kim diyor onu? Boran babam diyor. Sen Boran babana demiyor musun böyle saçma sapan şeyler konuşmasın diye? Anlaşılan sen anlatamayacaksın Tekin. Ben koduya el atıyorum. Tufan'a, İlyas, bu Mesut'a fena halde kafayı takmış durumda. İyi etmiş. Etmiş mi? Planı ne? Bizim bastığımız iki tır dolusu parayı Mesut'a yakalatmak. Nasıl yakalatacak ya? Nasıl saklayayım diye bana göndermediniz bu paraları. İşte ben de onu söylüyorum. Eğer bu Mesut'un adamları bu parayı takip ettilerse... kalpazanlıktan 22 yıl yersin vallahi. Onu geç. Hapisle benim gözümü korkutamazsın da. Bu kalpazanlık ne iş onu anlamadım. Paralar sahte değil diyen sen değil misin? Dayı biz iki konteyner parayı nasıl açıklayacağız? Sahte diyelim daha iyi. İyi. Yakalanınca sen öyle dersin. Kalpazanlık etmemişim, etmem de. Etmişsin, etmemişsin fark etmez. Sonuçta bizim ortağımızsın. Boran, bak gece gece benim tepemin tasını attırma ha. İlyas diyor ki, paraları sana gönderecek. Deponda saklayacaksın. Bu adamlar paranın peşine düşüyorlar. Benim depomu basaylar. Ben niye kalpazan olayım da size bir şey olmaya? Anlat bakayım bana. Şimdi Tufan Ağa, İlyas Reis'in planı bu kadar paraya Mesut ve çetesinin dayanamayıp ortaya çıkması ve İlyas Reis'le pazarlığa oturması. La bu İlyas canına mı susamış? Susamış. Vallahi billahi susamış. Bu Fuat da alttan alttan fiştekleyip duruyor bunu. Yok benim elimde kağıdın devamı var. Yok şöyle basarız, yok böyle basarız. Ne edecek? Ne edecek? Vallahi ben görevimi yaptım. Geldim parayı sana teslim ettim. Sen de parayı aldın, kabul ettin. Artık müsaadenle ben gideyim de şu tırları kimsenin görmeyeceği bir yere saklayayım. Yani babam diyor ki, ne şiş yansın, ne kebap. Boran, sen de alpaslan gibi yapmıyorsun ha. Saklayıp da ondan sonra yerini bilmiyorum demiyorsun. Sen de gel o zaman. Hı. Ben gelmem. Uşakları al da git. Baba, bunu yine de bir İlyas abiye sorsa mıydık? Bu bana ölünce sorarsın. Hadi uşaklar hadi. Acelemiz var. Kalpazan dokunmuş.
Ha bu tipe bir bakın, ha bu tipe. Bende sahtekarlık yapacak tip var mı? La ben depoma koyar mıyım sahte bir mal?